kilometre 40 santimlerde bu var. 40 santim ulaşmış durumda Adaçayları'nın bu arada. Lisinya proje kapsamında, SUS-Tarım kapsamında yapmış olduğumuz Akçaköy'deki üretimlerde geçen yıl yaklaşık 260 dekarlık alanda Adaçay dikimi yapmıştık. Geçen sonbaharda ilk hasatları yapıldı. Bu yıl tabii ki ciddi bir verim artışı bekliyorduk. Ama Mayıs ve Haziran aylarındaki yağışlar ve her yağışın arkasından tarlaların otlanması ve bunların arka sıra yaptığımız sürümlerle birlikte Adaçaylar ciddi anlamda dev boyutlara ulaştı. Bu kadar büyümesini tahmin etmiyorduk. Normalde biz Adaçaylarını işçilerimizle 50 hasat ediyoruz. Ama bunun yanında bu yıl fazla büyümelerini dikkate alarak makineler yaptırdık. O makinalarla bile biçemedik. Sonra silaj aletleriyle hasata başladık ki şu anda neredeyse en büyük silaj aletiyle burada Adaçaylarını hasat etmeye çalışıyoruz. Çünkü biçmek çok zor. Boyutları bizim tahminimizden 3-4 kat daha fazla büyüdü. Tabii ki bundaki en büyük pay yağmurların fazla olması ve bizim ara sürümlerini çok fazla yapmış olmamız. Yani bunun 1.60, 1.70'e kadar çıktığı alanlarımız var. Normalde orakla biçiliyordu Adaçayları ve şu anda normal boyutunun biz 4 katındayız. Yani biz yıllardan beri Adaçay üretimi yapıyoruz ve yapmış olduğumuz bu Adaçaylarının büyük bir kısmı yurt dışına satılıyor. Ekolojik üretimler olduğu için özellikle Avrupa pazarına gönderilen Adaçayları. Ama bu yıl gördük ki bizim tahminlerimizin çok çok üzerinde bir yapraklanma var ve boyları da devasa boyutlara ulaştı. Hasatı gerçekten zor ama bir anlamda da bu verimin 4-5 katına çıkması anlamına geliyor ki bu yılki yurt dışına yapacağımız Adaçayı ihracatı zannediyorum 250 tonları bulacak. Önümüzdeki 2-3 hafta sonra bunları hasat edebilmek daha da zorlaşacak. Çünkü en azından 15-20 santim daha büyüyecekler. Hasat daha da zorlaşacağı için hasatı biraz daha erken döneme aldık. Ama şu var, erken hasattan dolayı bu sefer sonbaharda ikinci bir verim daha alma şansımız var. Üretim alanlarında biz hiç ilaç kullanmıyoruz. Aynı zamanda ot mücadelesinde 3 veya 4 defa yaptığımız için ürünlerimizin içinde ot da yok. Dolayısıyla uluslararası pazarda çok daha kolay bir satış imkanımız var. Özellikle yurt dışına ticaret yapan, satış yapan firmalarda bizim Adaçaylarımızı alıp çok kolay bir şekilde özellikle Avrupa pazarı veya Amerika pazarına satabiliyorlar. Avrupa ülkeleri olmak üzere Amerika en ciddi anlamda talebin gördüğü ülkeler. Bunun yanında Kanada da var. Ben işte daha bu kadar büyük Adaçayı görmedim. Daha önce bizim dağda kırlarda yetişen Adaçaylarımız vardı. Maksimum büyüklüğü 30 santimdi. Bir karış kadardı. Bunlar neredeyse 1 metreye yakın. Öztürk hocam Facebook'tan bizi takip ediyor. Biz de sürekli mısır silajı işiyle uğraşıyoruz. Öztürk hocam bir deneyelim dedi. Geldik. Burada bunları görünce zaten şaşırdım bunları gördüğüm zaman. Kamyonla taşıyoruz. Mısır silaj makinesiyle biçiyoruz. Yani çok şaşırtıcı bir durumdayız şu anda. Daha hiç görmedim ben böyle bir şeyi. Çapaladık. Adaçaylarımız yağmur yağdığına güzel oldu. Bıçtık. Burada da seriyiz. Boyuma kadar geliyor. Burada kuruttuktan geri dış ülkeye gidecek.